Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Evet, saatimde gelmeye çalışıyorum. Gecikince sizlere saygısızlık etmiş olacağımı bildiğim için dikkat ettiniz herhalde. Saat 21.45 ya da ne yazmışsam saati, yayın saatini o saatte şaşmadan gelmeye çalışıyorum ve şimdiye kadar da hep bunu başardığım kanaatindeyim. Tek başaramadığım ilerleyen saatlerde seste problem oluyor. İnşallah bu sefer olmayacak. Olup olmadığını da anlamak için daha önceki yayınlarımda burada sağ tarafta sizin yaptığınız yorumlar var. Onlara pek fazla bakamıyordum. Çünkü bu kamera vizörüne bakarak konuşmak daha etkili olur diye öğrenmiştik zamanında. Gençliğimizde oraya bakarak konuşuyorum. O nedenle sağdaki yorumlarda bana yönelik uyarıları belli ki göremiyorum. Şimdi şu anda en baştayım. En baştan itibaren gelen, bekleyen kardeşlerime önce bir merhaba diyeyim müsaadenizle. Sonra tekrar geri dönüp soruları cevaplamaya çalışacağım. Evet, sevgili Selçuk Berköz, Etiler Polis Okulu'nda ne olduğunu soruyor. Ama öncelikle bir hoş geldin diyeyim Selçuk Bey kardeşim. Sonra cevap vereceğiz tabii elbette onlara da. Ayhan Çetinkaya, hoş geldiler. Evet. Pardon. Ferhan Bayırlı, hoş gelmiş. Hepinize bir defa hoş geldiniz olarak kabul edin. İsimlerinizi okuyacağım. Erşan Egemen, Timur Bali. Evet. Gece Kuşu, Rivikuro, Cenk Özgener, Ayşe Korkmaz, Şevket Başar, Fadim, ofis mi? Fadim, oflar. Özür dilerim Fadim Hanım. Atatan Tan, ne güzel isim. Eidos, Can Altaş, Selma Turan, Kemal Duran, Necati Buhur, B-Y-R, arada A'ları koyarsak Bayer olur zannediyorum. No More. Ali Cem Canpolat. Tabi bunu kalemle dokundukça kamerada oynuyor, affedersiniz canlarım. Hakan İşgüder, Süleyman Vural, Nagihan Kitapçı, Hasan Boysan, Haluk Öztürk, Ergün Gültekin, Ali Veli, Motoman, Kırmızı Beyaz, Oğuz Şahin, Kenan Özbaş, Gaye Güneri, Ülküm Yüksel, Metayika Okiya. İsim çok hoş, çok güzel de tabii nerenin, hangi ülkenin ismi olduğunu bilemiyorum. Mefkure Yeşilkaya. Metin Bayram. Spindle Hospital. Hakan Yazgan. Şebnem Alkoç. Mahmut Demirbaş olacak büyük ihtimalle. Evet canlarım. Şimdilik sevgili kardeşlerim, dostlarım, okuyabildiğim isimler bu kadar. Şimdi gelelim lütfen en başa gidelim. Learn English var bu arada. Hasan Fazıl da geldiler. Onlar da. Şimdi gelelim en baştan itibaren cevaplamaya çalışacağım sorular var gördüğüm kadarıyla. Evet, karşımda tablet var arkadaşlar. Onun için elimdeki kalemle biraz İtiyorum galiba zaman zaman. Lütfen beni bağışlayın. Kusuruma bakmayın. Affedersiniz. Yanlış oluyor ama işte oluyor. Ne yapayım? Evet, sevgili Selçuk, Etiler Polis Okulu'nun durumu ne alemde diyor. Bilebildiğim kadarıyla hiç kimse oralı bile olmadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi inşaatı durdurdu. Hem de yasal olarak durdurdu. Kanuni kararla durdurdu ama inşaat devam ediyor diye biliyorum. Ben öyle biliyorum. Yanılabilirim de yani. Ama canlarım, devlet kimde ise, bu son 20 yıldır değil, hayır. Son 11 yıldır
devlet kimin elindeyse ki Recep Bey'in elinde, o borazanını öttürüyor. Siz istediğiniz kadar mahkeme kararı alın, mahkemelere gidin, yargıya saygılıyız deyin, hukuka saygımız var deyin, hukukun üstünlüğü deyin. Recep Bey de onu 2002, 2012, 2013 yılları arasında söylüyordu. Hukukun üstünlüğü diyordu. Üstünlerin hukukuyla mücadele edeceğiz diyordu ama tabii ki artık üstünlerin hukuku, ki üstünlerin hukuku yönetimin, yani yürütmenin, yani hükümetin, yani Recep Tayyip Erdoğan. Bizim sistemimizde rejim değil. Henüz rejim devam ediyor. Rejim her şeye rağmen demokratik, laik, sosyal hukuk devleti, bu rejimdir. Sistem başkanlık sistemi ama Recep Bey tipi başkanlık sistemi bu. O halen devam ediyor. Ona yapabilecek hiçbir şeyimiz yok şu anda. Ne kanun dinliyor, ne anayasa dinliyor, ne baba yasa dinliyor. Hiçbir şey dinlemiyor. Onun için de bilebildiğim kadarıyla Etiler'deki polis okulunun inşaatı devam ediyor. Evet. Ayhan Çetinkaya diyor ki, merhaba dedem, Recep Bey'in CHP paraları balya balya götürüyor diye diline doladığı deste deste para olayına karşın neden Özgür Özel 17-25 Aralık'ta açığa çıkan ayakkabı kutularındaki paraları gündeme taşımıyor diyorsunuz değil mi? Büyük ihtimal öyle diyorsunuz. Şimdi bizim dilimizde, argota daha doğrusu, bir halk deyimi vardır. Biz Trakyalılar bunu çok kullanırız, bu terimi ya da deyimi. Birisi, kusurlu birisi ise eğer, bir başkasını suçlamak için der ki, benim anam senin ananı genel evde gördü. Tabii genel ev demezler oraya, bildiğiniz kerhane derler Trakya'da. Benim anam senin ananı kerhanede gördü. İyi de senin anan benim anamı kerhanede gördüyse senin ananın kerhanede ne işi vardı demektir bu. Özgür Özel'in yaptığını yanlış bulmuyorum, doğru buluyorum. Büyütmenin bir anlamı yok bunları. Neden? Çünkü onların ortaya attığı iddia bir yerde paraların sayılması ve itiraf edilmiş de ortada yalnız bir suç var. Ortada itiraf edilmiş bir suç var. Nedir bu itiraf edilmiş suç? Tapuda eksik değer göstermek. Neden? Eksik vergi ödemek için. Bu konuyu hatırlarsanız anlattım size daha önce. Hem de birkaç defa anlattım. Aklımda yanlış kalmadıysa, Allah uzun ömürler versin yaşıyor ise, bir zamanlar Futbol Federasyonu Başkanlığı da yapan Halim Çorbalı, imar genel müdürüydü. Tapudan da sorumluydu yani. O zamanlar ben akşam gazetesinde yazıyordum. Yok, ya günaydın ya akşam. Ama akşamda başlamıştım sanıyorum. Tansu Çiller de başbakandı. Evet, başbakandı. Ortağı Deniz Baykal olmuştu. Ondan önce Murat Karayalçın'dı. Murat Karayalçın CHP-CHP birleşince CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ı kurultay yeni CHP'nin, Birleşen Parti'nin genel başkanı seçti. O dönemde ben tapu harçlarının, alım-satım harçlarının çok yüksek olduğunu, bunun hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli servetini düşük gösterdiğini, milli servet öyle, milli servet neyle hesaplanıyor? Genelde gayrimenkul ağırlıklı değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti, binalar, yollar, köyler, apartmanlar, her şey, nehirler. Öyle baktığınız zaman ki genelde ekonomide bir ülkenin milli serveti gayri safi milli gelirinin 5-6 katı olarak kabul edilir. Somut bir bilgi değil ama böyle olduğu kabul edilir canlarım. Ve ben o zaman Tansu Çiller Başbakan'da ona hitaben 3-4 yazı aldım üst üste gün içinde. Dedim ki ya birincisi insanları vergi kaçırmak zorunda bırakıyorsunuz. Sahtekarlığa zorluyorsunuz. İkincisi hem de aynı zamanda vergi kaybı yaşıyorsunuz. Ve haliyle de milli servet düşük görünüyor. X şirketi 50 milyon liralık, o zaman milyarlar başlamıştı konuşmaya, 50 milyar liralık bir gayrimenkule sahip bankaya teminat verecek ipotek olarak ekspertiz geldiğinde, tapuya baktığında arsanın değeri, 50 milyar liralık arsanın değeri 1 milyar lira falan görünüyor. O zamanlar 5-6 sıfır atılmamış, en az 5 sıfır koyun yanına yani. Ya da 6 sıfır koyun olduğu gibi. Gelin Sayın Başbakan, Tansu Çiller'e hitaben yazıyorum. Gelin Sayın Başbakan, o zamanlar ben Tansu Çiller'i eleştiriyorum. Çok eleştirdiğim dönemler, evet.
tapu harçlarını, alım satım harçlarını %1'e düşürün. Hem herkes tapusunun resmi değerini bildirsin, hem de ülkenin milli servet değeri artsın. Şirketlerimiz de özel ya da kamu bankalarından kredi kullanmak istediklerinde, talepte bulunduklarında tapuları, gayrimenkulleri gerçek değerinden gösterilsin. Canlarım, inanır mısınız bilmiyorum ama herhalde Tansu Çiller danışmanıyken bile beni o kadar dinlemedi. Bu yazım o zamanlar Türkiye'de ses getirdi. 1995 olabilir. Tam net hatırlamıyorum. Halim Bey ne zaman imar müdürüydü, genel müdürüydü. İmar İşkan genel müdürü. Öyle hatırlıyorum. Çünkü sonra o teklifimden sonra Halim Bey beni ziyarete geldi. Şişli'ye. Evet. Ve orada kendisine bunu anlattığımda çok mantıklı bulduğunu söyledi bana. Ve yapıldı. Aklımda yine kaldığı kadarıyla alım satım vergileri, harçları %1'e düşürüldü. Ve ondan sonra herkes gayrimenkulünü namuslu bir şekilde açık tapuya yazdırdı. Kaça sattınız harçlarınızı, gayrimenkulünüzü, binanızı, fabrikanızı, evinizi, parkınızı, bahçenizi? Mesela 1000 liraya sattıysanız 1000 lira yazıyordunuz. 1000 liranın %1 vergisi 10 lira. Değil mi? Öyle mi oluyor? Evet. Onu %1 vergisini ödüyordunuz. Bilebildiğim kadarıyla yine yanlış hatırlamıyorsam Recep Bey Başbakanlığı döneminde gayrimenkul alım satım vergilerini tekrar arttırdı. Oranlarını tekrar arttırdı. Şimdi yine bilebildiğim kadarıyla yanılmıyorsam ne yazık ki Necip halkımız gayrimenkul fiyatlarının değerlerini o doğru değerden göstermiyor. Bunu bu kadar şeyi niye anlattım ben ya? İşte Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı bir gayrimenkul alacak. Gayrimenkulün değeri diyelim ki o dönemde 50 milyon lira. Fakat 50 milyon lira gösterirlerse %6 mı %8 mi ne oldu bile bildiğim kadarıyla gayrimenkul alım satım vergileri. O kadar 8 çarpı diyelim 50 milyon liraysa 4 milyon lira tapu harcı ödeyecek. Alan 4 milyon, satan 4 milyon. Böyle durumlarda genelde satan vermez, alıcıya yükler bunu da. Ve canlarım işte bundan kaçınmak için CHP yöneticileri, il yöneticileri büyük ihtimalle belki de genel merkeze haber bile vermediler. Belki diyorum bakın vermeden böyle bir şey yapamazlar ama belki diyorum böyle bir satın alım yaptılar. Ancak şu kadarını söyleyeyim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Cumhurbaşkan değil demiş, Başbakan'dı. Bodrum'da bir villa almıştı kendisine, ailesine. Villanın değeri o dönemin parasıyla 250 milyon liraydı. Turgut Bey tapuda bunu 25 milyon lira olarak göstermişti ve bunu kamuoyuyla da paylaşmıştı. Demişti ki herkes aynı şeyi yapıyor. Bu kötü bir şey. Gelin bunu düzeltelim dediğinde dedi ama düzeltemediler. Yine öyle kaldı. Kısmet Tansu Çiller oldu. Övünmek gibi olmasın. O %1'e düşürten de Memduh Bayraktaroğlu dedenizdir. Onu tekrar bozan, tabii Recep Bey'den önce de galiba birileri tekrar biraz daha yükseltti. Recep Bey gelince onu daha yükseltti. Tekrar gayrimenkul fiyatları alım satımda normal şartlarda yazılması gerekenin altında yazıldı. Yerine ne geldi? Efendim belediyeler tespit etti fiyatları. Sizin gayrimenkulünüz var. Gayrimenkulünüzün bu andaki piyasa fiyatı mesela diyorum 10 milyon lira. Ama belediyeye gittiğiniz zaman belediyede sizin gayrimenkulünüzün fiyatı 1 milyon lira gözüküyor. Ve siz haliyle de o 1 milyon üzerinden ödüyorsunuz. Ama canları bu doğru değil. Bakınız vergi kaçırmak bir tarafa milli servetin eksik gösterilmesine sebep oluyor. Kredi kullandırılmalarında iş insanlarını, şirket sahiplerini sahtekarlığa, yolsuzluğa adeta teşvik ediyor, tahrik ediyor. Bunları düzeltmek lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Parti'nin bu olayı gündeme getirmemesinin sebeplerinden bir tanesi artık buna galatı meşhur denir. Yani yanlıştır bir kelime, bir cümle ya da kelime daha doğrusu yanlıştır aslında ama kamuoyu o yanlışı doğru olarak kabul ettiği için öyle gider. Ne yazık ki Türkiye'de de Recep Bey'in başbakanlığı döneminde öyle hatırlıyorum gayrimenkul alım satım vergileri bir daha yükseltildi.
insanlar, halkımız daha doğrusu yine adeta fuhuşa, özür dilerim ama böyle denir halk tabiri, fuhuşa teşvik edildi. Ve gayrimenkulde fuhuş oluyor. Şimdi bakın işte görüyorsunuz değil mi ne olduğunu. Ama öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partisi herkesin yaptığı yanlışı yapmakla suçlayanlar, herkesin yaptığı yanlışı, bu kara para aklama değil. Kara para aklama olsaydı ne olurdu? Tapunun değeri diyelim ki 50 milyon liraya satılıyor. 500 milyon lira gösterirlerdi. 500 milyon liranın vergisini verirlerdi. 500 milyon lira parayı ekonomiye sokarlardı. Kara para aklama odur canlarım. Eksik göstererek kara para aklama olmaz. Recep Bey bunları bilmiyor mu? Bilir ama halk bilmez. Halk bilmediği için bunlar kara para aklıyorlar der. Peki CHP bunu savunur mu? CHP'liler benim bildiğimi bilmezler mi? Bilirler. E niye konuşmazlar? İşte sevgili kardeşim benim. Ayhan Çetinkaya kardeşim. Ne diyeyim? Neden gündeme taşımazlar? Benim anam senin ananı genel evde gördü demiş olmamak için. Ciddi almıyorlar. Herkesin yaptığı Galata meşhur bir yanlış. Evet. Yani artık yasallaşmış bir suç bu. Yasal suç ama yasallaşmış bir suç diye CHP konuyu gündeme getirmiyor. Ama bu konuyu gündeme getirmiyor diye 17-25'i gündemden uzak tutmasını doğru bulmuyor. Bunu niye gündeme taşımıyorlar? O zaman sürgündeki gazetecilerle beraber gözükmüş olacaklarından korkuyorlar. Bakınız, DEM Parti ile aralarında hiçbir ittifak olmadığı halde Recep Tayyip Erdoğan günde 5 kere bunlar DEM Parti ile ittifak kurdular diyorlar. CHP burada çok daha fazla üstünde durmadan harika bir olay buldu bu sefer. Onunla tebrik ederim. Kemal Bey onu bulamamıştı. Yani bugünkü CHP yönetiminin bulduğu fikri bulamamıştı. Biz Millet İttifakı izliyorlar. Geçiyorlar. Devleti, halkın yani. Halk İttifakı. Yani sandıkta DEM Partililerin oyları bize gelecek diyorlar. Recep Tayyip Erdoğan ise şunun farkında değil. Recep Bey her CHP-DEM ilişkisinden, iletişiminden, ittifakından söz ettiğinde bütün DEM Parti millet seçmenleri, hemen hemen tamamına yakını, büyük şehirlerde, bilhassa İstanbul, İzmir, Antalya, Adana gibi büyük şehirlerde ve Ankara'da oylarını çok büyük ihtimalle Cumhuriyet Halk Partili adaya verecekler. Cumhuriyet Halk Partili adaya verecekleri için Mansur Yavaş, Turgut Altınok'tan iki kat fazla, Turgut Altınok %30'larda şu anda, Mansur Yavaş %60'larda, kamuoyu araştırmalarında, İstanbul'da Murat Kurum %33-34'lerde, Ekrem İmamoğlu %45-46'larda. Neden? Yine DEM Partili seçmenler oylarını CHP'li adaylara verecekleri için. Bunu sağlayan kim? Recep Tayyip Erdoğan. En başından beri ne diyorum? Ben diyorum Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda, bu seçimlerde kaybetmek istediği kanaatindeyim. Kanaat, öyle bir bilgi yok. Aman ha, kimse bana yarın öbür gün sen dedin ki falan diye ortaya çıkmayın. Çok üzülürüm. Kanaatimi belirtiyorum. Evet canlarım. Sevgili Ayhan Çetinkaya'nın cevabını verdik. Herkese bu kadar uzun cevap veremem tabii ki. Bu çok önemli bir konuydu. Pardon canlarım, affedersin. Bu neye sayıyor? Saya çökmüş. Ferhan Bayırlı kardeşimiz. Telefonumu bu sefer yanıma aldım. Olur da ses çıkmazsa arayasınız diye. Ferhan Bayırlı, evet selam dedik zaten sizlere canlarım benim. Erşan Egemen ne demiş? AKP İzmir'i kazanırsa Hamza Dağ arkasındaki Atatürk resmini hemen kaldırır mı? Zannetmiyorum kaldıracağını. Hayır. Onlar artık Atatürk'e rağmen siyaset yapamayacaklarının farkına vardılar. Aksine bundan sonra çok büyük ihtimalle Atatürk'e sığınarak siyaset yapacaklar. Samimi olacaklar mı? Hayır. Biz aklı başında seçmenler samimi olmadıklarını bileceğiz ama yapabilecek bir şeyimiz yok. Son derecede Atatürk'e saygılı, Atatürk'ü seven milyonlarca yurttaşımız ise onları iyi niyetli olarak kabul edecekler. Ya, benim için sakıncası yok. Saygısızlık etmesinler, hakaret etmesinler, atamızın rejimini, kurduğu rejimi yıkmaya çalışmasınlar. Hükümet etmekte serbestler. İsterseler sosyalist rejim uygulasınlar, affedersiniz, rejim değil, sistem uygulasınlar. Yani
İsterseler kapitalist sistem uygulasınlar, isterseler liberal sistem uygulasınlar, isterseler karma ekonomik sistem uygulasınlar. Bunlar birer sistemdir. Atatürk de 15 yıllık reisi cumhurluğu döneminde sistem değişiklikleri yaptı. Bazen karma ekonomik, en son karma ekonomidir. Bazen tam bir serbest piyasa ekonomisi uyguladı. Hatta FETÖ Operanın partisinin bir ara hükümet ülkeyi yönetmesine kadar işi götürüyordu. Bir ara sosyalist modele göz kırpar oldu. O tamamen politika icabıydı. Ama sistemdi bunlar. Atatürk'ün kurduğu rejimle demokratik değil, sosyal hukuk devleti olarak tanımladığımız rejimdir. Erdoğan ekibi rejimle uğraşmasınlar, rejimi yıkmasınlar. Abi ne aldı derler sesine. İnanın benim umurumda bile değil. Çünkü sistem değişir. Öyle ya da böyle değişir. Bakın nitekim işte AKP'nin MHP ile ortak oluncaya kadar oyları kaçtı? %52. Tek başına %52. MHP ile ortak olduktan sonra %34'e düştü. Bu son seçimlerde daha da düşeceği sanılıyor. O bakımdan Bahçeli'ye teşekkür etmeli miyiz? Bence etmeliyiz ama 2017'den bu yana da 7 yıldır millete neler çektirdi Bahçeli, değil mi? Ne acılar çektirdi, ne çileler çektirdi. Neyse canlar, gelelim şimdi Timur Bali'ye. Memduh buraya yumruk havaya. Timur bu sorun değil. Londra'dan sevgiler. Dedi kim dedi? Gece kuşu 777 dedi. Ribi Kurlo ne dedi? Merhaba dedi, merhaba dedi. Teşekkür ederim Kurlo. Merhaba dedim zaten. Dedim. Gece kuşu 777. Devalüasyon olur mu? Bakın. İMP ile sözleşmeleri yapıldığı yöneten bütün hükümetler önce devalüasyon yaptı. Türk parasının kıymetini döviz üzerinde rezerv paralar karşısında evvelden mark sonra avro olan önce dolar karşısında değer kaybedildi. Neden ihracatı arttırabilme? Neden faizleri yükseltti? Neden piyasadan para sıkıntı yaratarak tüketimin engellemek için? Yine mi ses korkuyorum acaba? Bu cihazla canlı yayın yaptım, değil mi? Ali Tarakçı ve Ferit Atay'la. 2,5 saat. Tam 2,5 saat. Hatta 3 saate yakın belki. Cızırtı yoktu. Telefonum kapalı. Kapattım telefonumu şu anda. Laptopum kapalı. Zaten meydanda yok. Telefonum kapalı. Hayır canlarım, çok teşekkür ederim. Telefonum kapalı ki telefonu uzak tut dediniz, attım telefonu. Şu anda telefon yanımda yok. Hiç ses gelmiyor. Pardon, müsaade misin çocuklar?
Şu anda hala ses yok mu canlarım benim? Kablo, kablodan niye olsun çocuklar? Kablo problem değil. Kabloda problem olduğunu zannetmiyorum. 4,5 GL'den çalışıyorum. Süper Box, Süper Go değil. Süper Box'la çalışıyorum. Yani. Tamam. Şükür ses geldi. Devam edelim mi? Devam edelim. Ama tabii ki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hemen haklı olarak tabii, haklı olarak kanalımızdan uzaklaştılar. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Biz sizlerle tabii hep beraber devam edeceğiz canlarım. Şimdi o zaman şu saatten sonrasına bakalım. Ne demiş bak arkadaş? Şuradan devam edelim. Eren Akyavuz. Olsun Memduh abi. Senin varlığı yeter. Ay canım benim ya. Teşekkür ederim. Beni mahcup ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok. Fazlasıyla teşekkür ederim canlarım. Devam ediyorum zaten. Hadi lütfen o zaman yine soru sormaya başlayın bana. Sorular sorun. Çünkü bir şey hazırlamadım. Ne demiş Cenk? Şirin dedi yakınlarda biri senden yardım istiyor. SOS. Kim istiyor? Bilmiyorum Cenk. Kim isteyebilir benden? İhsan Burak Egemen Tayyip'ten sonra Anavatan ve DYP tekrar sahaya döner mi? Anavatan Partisi'nin ve DYP'nin sahalara dönebileceğine ihtimal vermiyorum. Zaten Doğru Yol Parti bildiğiniz gibi Anavatan Parti ile birleşip Demokrat Parti adını aldı. Demokrat Parti'nin şu anda mecliste 4 milletvekili var. Bu 4 milletvekilinden bilhassa Demokrat Partili neydi bizim ordulu tombiş çocuk? Engin mi Ergin mi? Adam acayip çalışıyor. Müthiş bir muhalefet yapıyor. Yani CHP'de o kadar muhalefet yapan yok. Değil mi? İsmini. Bak, unutuyorum bazen. Abi yaş 73 kolay değil. O kadar çok ismi aklımda tutamıyorum. Tabii bir de her günde gördüğümüzden değil. Neyse. Şimdi devam edelim yine sorulara okuyabildiğimiz kadarıyla canlarım benim. Arkadaşlar tekrar yine giriyorlar. Evet. Cem K. Büyük ihtimalle Cem K. Cem Küçük değildir. Memduh Hocam. Büyük Orta Doğu Projesi BOP. Halen devam ediyor değil mi? 11 milyon mülteci gelmesi Türkiye'de bilerek ekonomik kriz çıkarılması nas mas ayağıyla. Şimdi sevgili Cem. Beni ne kadar zamandır dinliyorsun bilmiyorum. Ya da ne kadar zamandır okuyorsun bilmiyorum. 2011 yılıydı zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam ya da 2012'ydi. Erdoğan ve Başbakan Erdoğan ve dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Suriye'yi kaşımaya başladılar. Acayip kaşıyorlardı. Ve o günlerde ben zannedersem internet haberde yazıyordum. Bir de gazeteciler.com diye bir site vardı. Orada yazıyordum. Ama kendi adımla yazamıyordum çünkü yazdırmıyorlardı bana kendi adımla. Orada da 5-6 ay yazdıktan sonra öğreniyorlardı. O sitenin sahibine baskı yapıyorlardı. O da bana diyordu ki ya abi kusura bakma öğrenciler seni yazdım diyorlardı. Ben de ayrılıyordum tabii. Önemli değil, problem değil canlarım. O zamanlar ben Rıfat İsarcıklıoğlu ve Bendevi Palandöken'e hitaben bir yazı yazdım. Dönemin Başbakanına ve Dışişleri Bakanına hitaben yazı yazdım. Yani Erdoğan ve Davutoğlu'na hitaben yazı yazdım. Dedim ki çok tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Sizin bu oyununuzun arkasında Suriye'den ucuz emeği Türkiye'ye çekmek var. Fakat böyle yaparak hem Suriye'nin içini kazıyacaksınız ve bir iç savaşa sebep olacaksınız. Hem de Türkiye'deki yurttaşlarımızın işlerine mani olacaksınız. Kendimi övmek için söylemiyorum ama bilenler, o zamanlardan beri takip edenler hatırlarlar. Benim bu söylediklerime nedense hiç kimse dikkat etmediği gibi gündeme de taşımadılar. Nitekim çok kısa bir süre sonra işte Şam'da Selimiye ne camiydi o? Namaz kılacağız. Lafları çıkıldı ortaya, atıldı ortaya. Derken Esad'la bizimkiler birbirlerine girdiler ve bizimkilerin iddiası o ki Esad 5 milyona yakın Sünni Müslümanı. Dikkat he. Çok önemli bu. Bu benim iddiam değil. Bizimkilerin iddiası. Devleti yönetenlerin iddiası. Sünni Müslümanı sınıra, Hatay sınırına sürdü.
Ve biz o insanları almaya mecbur kaldık. Efendim, mecbur falan kalmadık. O zamanlar bunları yazdım, söyledim. Bunları Rifat İsarcıklıoğlu ve yanında Bendevi Palandöken ve o dönemdeki MÜSİAD Başkanı, daha doğrusu beraber, bunlar da Recep Bey'i ikna ettiler. Dediler ki, Sayın Başbakanım, ihracatta Avrupa değil de, yani Avrupa'ya ihracatta işte bu Tayvan gibi, Bangladeş gibi, çok ucuz Çin gibi ucuza üretim yapan ülkelerle, çünkü ucuz emek oralarda, rekabet edemiyoruz. Bizde işçi aylık 700-800 dolardan aşağı çalışmıyor. Oysa gerek Çin'de olsun, Tayvan'da olsun, Bangladeş'te olsun, Pakistan'da olsun, Hindistan'da, bu ülkelerde 80 dolara, 100 dolara, 120 dolara çalışan işçiler var. Aynı işçileri biz de Suriye'den getirelim, emek yoğun sanayi sektöründe, ki bunun daha ziyade biliyorsunuz konfeksiyon sektörüdür, tekstil sektörüdür. Biz bu bilhassa MÜSİAD ve TOP Başkanı'nın Tayyip Bey'in kafasına girmesi, onun da kafası hazırmış aslında, biliyor musunuz, böyle bir şeye girmesi sonucu Türkiye'ye Suriye'den ucuz emek getirdiler. Ucuz emek için oldu bu iş. Başka bir şeyle olmadı. Yani sevgili Cem, bu BOP'la da ilgili değil. BOP ayrı bir olay. Yani Büyük Orta Doğu Projesi şimdi devreye giriyor yeniden. O zamanlar bir atak yapıldı, olmadı. Şimdi nasıl devreye giriyor? İşte onu da Hamas'a yaptırdılar. Onu da 7 Ekim 2023'te Hamas İsrail'e saldırdığında, değil mi? İzlediniz benim videomu, mutlaka izlemişsinizdir. Korkusuz'da da yazdım. Bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin yeniden gündeme getirilmesi için Hamas'ın kullanılması. Evet, aynen böyle oldu. Hamas kullanıldı. İsrail Gazze'ye, Filistin'e girdi. Farkındasın değil mi canlarım? Bugün Türk Ticaret Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Ticaret Bakanı, Cumhurbaşkanı'nı yalanladı. Ne diyordu Cumhurbaşkanı? Biz diyordu İsrail'e mal satışı yapmıyoruz. Adam dedi ki 100 dolar satıyorsak 67 dolara düştü. Yani %33 azaldı. Ya yapıyoruz demek ki yani. Deli dılaca. Kuyunun içine sıçmamış, kenarına sıçmış, çubukla içine kalkmış. Yani böyle bir şey canlarım. Neyse. Evet, bu olay Büyük Orta Doğu Projesi ara verilmişti. Recep Tayyip Erdoğan'dan dolayı. Recep Tayyip Erdoğan siyasal İslam'la artık o kadar içli dışlı olmuştu ki, ama şimdi artık baktık ki olmuyor, biliyorsunuz. Türkiye'deki Hamas'ın liderlerini bile Türkiye'den kovdu. Hatta Suriye'nin Özgür Suriye Ordusu'nun, ya da öyle geçiyor onlara göre, Türkiye'deki komutanlarını bile kovdular. Artık Özgür Suriye Ordusu'nun askerlerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütçesinden maaş ödenmediğini biliyorum. Bakın, biliyorum diyorum. Aksini iddia eden varsa bana bunu kanıtlasın. Ama onu da kesti Recep Bey. Hayır. Artık Özgür Suriye Ordusu'nu, Müslüman kardeşlerinin hiçbirisini Türkiye Cumhuriyeti Devleti desteklemiyor. Bundan eminim. Bunu emin olarak söylüyorum. Biliyorsunuz, ben emin değilsem ne derim? Tahmin derim. Sezgi derim. Öyle olduğu kanaatindeyim derim. Ama bunu sizlerle bilgi olarak paylaşıyorum canlarım. Evet sevgili Cengiz kardeşim, böyle. Şimdi İdris Lebe, sizce Selahattin Demirtaş tweet atsaydı İstanbul seçimleri ile ilgili DEM Parti seçmenlerine ne yönde oy kullanmalarını isterdi? Selahattin Demirtaş tweet atsaydı, çok büyük ihtimalle, çok büyük ihtimalle, elbette tabii ki atsaydı, DEM seçmenlerine Recep Tayyip Erdoğan'ın bu aşamada karşısına net olarak almamak için sadece kendi adaylarınıza oy verin diyebilirdi. Diyebilirdi. Bakınız, bugün 28 Mart Perşembe. Seçime sadece 2 gün kaldı. 29-30 Cuma, Cumartesi. Selahattin Demirtaş şu ana kadar böyle bir tweet atmadı. Zır zobun biri atacak dedi. Atmadı Selahattin Demirtaş. Şimdilik atmadı. Yarın atmayacağı anlamına gelmez. Cumartesi günü atmayacağı anlamına gelmez. Selahattin Demirtaş tweet atmaz. Selahattin Demirtaş'ın hesabını ele geçirirler. Geçirebilirler. Acayip hackerları var. Ve Selahattin Demirtaş tweet atmış gibi yapabilirler. Selahattin Demirtaş ben atmadım deyinceye kadar atı alan Üsküdar'ı
geçer. Bunlar biliyorsunuz. Atı aldıkları anda Üsküdar'a geçiyorlar hemen. Yani hiç acımaları yok. Ne yapalım? Böyleler. Affedersiniz canlarım. Şimdilik Selahattin Demirtaş böyle bir tweet atmadı. Şimdilik yine söylüyorum. Atabileceğine de pek ihtimal vermiyorum. Selahattin Demirtaş akıllı bir adam. Cezaevinde olmasına rağmen büyük ihtimalle her şeye rağmen aklı başında avukatlarıyla görüşüyor, eşiyle görüşüyor. Eşi akıllı bir hanımefendi. Selahattin Demirtaş'a mutlaka çok 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 garantili yerlerden çok garantili bilgiler gidiyor. Eğer Selahattin Demirtaş yarın oylarınızı DEM Partisi adaylarına verin derse bile ya da cumartesi derse bile bilin ki Selahattin Demirtaş'a gelen bilgilerden bir tanesi Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden sonra kesinlikle ve kesinlikle Kürt siyasi hareketiyle eski günlerine dönecek. Şimdi hep beraber bakacağız. Demez ise Selahattin Demirtaş'a gelen kesin bilgi şu. Recep Tayyip Erdoğan seçimlerden sonra her şeye rağmen yine de en kötü ihtimalle 2002-2013 arasındaki Recep Tayyip Erdoğan olma yolunda adımlar atacak. Bilgi değil. Bu bir bilgi değil. Bu tamamen sadece ve sadece böyle sezgilerime güvenerek bakarak böyle şeyler söylüyorum. Sonra kimileriniz benim bu tür konuşmalarımdan kimisi temenni çıkarıyor, kimisi haber bilgisi çıkarıyor, kimisi böyle dedi ki ya sen, yok ben öyle bir şey demiyorum. Olabilir diyorum yani. Bunlar insan hayatında herkes her şeyle karşılaşabilir. Hele bizim ülkemizde Recep Tayyip Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanımız varsa her zaman her konuda her şeye lütfen hazırlıklı olun canlarım. Evet, Can Altaş kim demişti zamanında? Çerez bunlar, çerez diye. Evet, kim demişti? Tabii ki şu anda Türkiye'yi yöneten, tek başına yöneten beyefendi demişti diye hatırlıyorum. Yanılıyor muyum? Zannetmem yanılacağımı. Öyle hatırlıyorum. Yanılıyorsam sevgili Can, yanıldın dedeciğim der. Evet Nurettin, ses düzelmiş. Farkındayım canım benim. Neden olduğunu halen bilemiyorum. Evet, onu hemen cevap vermiştik. Mustafa Dedoşum, tip %10'u geçer mi? Bu Gökhan Zan olayına düşüncen nedir? Tip %10'u geçemez, imkansız geçemez, mümkün değil geçemez. Yani parlamento seçimlerinde %1,5-2'yi zor buldu bile bildiğim kadarıyla. %2 geçebilseydi kısmi hazine yardım alacaktı. Onu bile yapamadı. Zaten onun için seçimlere bağımsız girdi. Yani muhalefet partilerine de zarar verdi. Ayrı mesele. Gökhan Zan olayını ciddiye almıyorum. Gökhan Zan tipten aday gösterilmeden önce İyi Parti milletvekili adayıydı. Bakın ben böyle konulara çok değer veririm. Hangi konulara söyleyeyim? Bir futbolcu kendi takımında kaptansa, başka bir takıma transfer olduğu zaman bile kaptan olarak sahaya çıkıyor ise liderlik vasfı olan insan demektir. Yani yönetebilecek olan kişi demektir. Ya ben Gökhan Zan'ın kaptanlık yaptığı bir takım hatırlamıyorum. Bırakın kaptanlık yaptığı takımı, kaptanlık yaptığı bir maç da hatırlamıyorum. Yapabilirim de. Gökhan yönetici yeteneği olan bir genç adam değil. Öyle bir yeteneği yok Gökhan'ın. Belediye başkanı onu Hataylılar tanıyorlar. Hataylı çünkü o. Mesela bir Volkan olsaydı, Hatay Spor teknik direktörü Volkan olsaydı, Volkan'ın liderlik yeteneği var. Fenerbahçe kulübünde yıllarca da kaptanlık yaptı. Bunlar büyük takımlar. Önemlidir. Bakınız Ceko diye biri geldi. 38 yaşında Fenerbahçe'de kaptan. İlk senesinde kaptan. Bunlar liderlik özelliği olan insanlardır. Ama ben Gökhan Zan'da öyle bir yetenek görmedim. Evet Hakkı'cığım, telefonu uzağa koydum diye kapattım zaten. Ha yaşa Cemal Enginyurt. Cemal Enginyurt acayip muhalefet yapıyor. Yeni geliyor CHP'ye de yapıyor muhalefeti. Yapacak tabii canım. CHP'de yanlış yapmışsa yani eleştirilemez değil ki ya. Evet. Teşekkürler Sokrat.
Ayla Hanım da Cemal Engin diye vermiş. Teşekkürler Ayla Hanım. Size de. Osman Paşa da Cemal demiş. Demek ki Engin Yurt demek istiyor da. Evet canlarım. Şimdi. Arzu Akkuş, Memduh dedem İzmir'den sevgiler. İzmir bu seçimlerde CHP oy kaybedecek gibi gözüküyor. Evet, oy kaybedecek gözüktüğünü ben de dün gece ve ondan önceki videolarımda da bahsettim. Çünkü Hamza da İzmir'de şu akıllılığı yapıyor. Akıllılık yapıyor. Seçimi kazanabilir mi? Çok zor ama akıllılık yapıyor. İzmirli seçmen %65-70'i büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan'ın adını duymak istemiyor. Resmini görmek istemiyor. Ampul diye bir şey farkında değil. Yani belki de imkan bulsalar ampullerin hepsini evlerinden sökecekler, lamba koyacaklar. İzmir'in %70'i Erdoğan'dan nefret ediyorlar. Görebildiğim kadarıyla. Diğer %30 oyu olmadığı halde nefret etmiyor mu? En azından %30'un içinde bazıları var ki onlar iyi partiler genelde. Onlar nefret etmiyorlar. Çünkü sağcılar birbirlerine her şeye rağmen MHP'liler var falan. Ama ben yine de her şeye rağmen İzmir'de Cemil Tugay'ın kazanacağı kanaatindeyim. Kanaatindeyim. Aman abi. Artık çok dilim yandı. Kazanır demiyorum. Kazanacağı kanaatindeyim. Canlarım benim. Mehmet Ali Bicili. AKP ile MHP seçimden sonra kavga ederler mi? Vallahi Ali Bey, Mehmet Ali Bey farkındasınız. Büyük ihtimalle farkındasınız. Geçen 2019 yerel seçimlerinde İstanbul'a mitili atacağım. Sayın Binali Yıldırım'ın yanındayım diyen Bahçeli'de ne mitil kaldı ne fitil abi. Fitil bizim bildiğimiz başka bir fitil var o biliyorsunuz. Ateş düşürmeden kullanılıyor. Bahçeli onları biraz fazla kaçırmış olabilir gelemiyor İstanbul'a. Ne mitil ne fitil hiçbir şey yok Bahçeli'de. Seçimden sonra ne olur? Seçimden sonra bakınız emin değilim. Ama Avrupa Birliği ile uyum içinde çalışabilmenin şartı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak devam edecekse ki edecek bence. Sağlığı izin verirse edecek. Kürt siyasi hareketiyle de bana lütfen kırılmayın, gücenmeyin, kızmayın. Bir zamanlar dön de bu hasret bitsin dediği Fethullah Gülen cemaatiyle de çok büyük ihtimalle ilk aşamada değilse bile yumuşama emareleri göstereceği kanaatindeyim. Çünkü artık o da gördü ki, yakın çevresinde gördü ki Recep Tayyip Erdoğan'ın biz muhaliflerinin bile başarılı bulduğumuz dönemleri Kürt siyasi hareketiyle kavga etmediği, Gülen cemaatiyle de kol kola yürüdüğü zamanlardır. Gülen cemaatiyle kol kola yürürken ben o dönemlerde 2007 ya da 2008 senesinde Şamil Tayyar'la atıştım. Neşe Düzel'le atıştım. Onlar taraftaydılar. Hem de bayağı bir atıştık onlarla. Şamil Tayyar bana Star gazetesindeki köşesinde şöyle bir iyi geçirdi yani. O zaman ben diyordum ki bakın Gülen cemaatine diyordum. Şamil o zamanlar Gülen cemaatindendi. Taraf gazetesi Gülen cemaatinin kontrolü altındaydı. Diyordum ki Gülen cemaatinin o gazetecilerine dikkat edin Recep Bey sizi kullanıyor. Recep Bey sizin aracılığınızla Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki Atatürkçü subayları temizleyecek. Sonra da sizi temizleyecek dedim. Dedim değil mi? Beni tanıyorsunuz. Hatırlıyorsunuz. O günlerden beni hatırlayanlar mutlaka vardı canlar. Benim dediklerimin hepsi çıktı canlar. Dediklerimin hepsi çıktı hepsi. Bir tane çıkmadı diye çıksın bu işi bırakırım. Şimdi o kadar emin konuşamıyorum. Siyasetçi bunlar nihayet. Kanaatim o ki Erdoğan bu sıkışıklığını IMF'siz atlatamayacağını gördü. IMF tabii ki alenen söylemez. Öyle bas bas bağırmaz. Ama IMF kapalı kapılar ardında MHP destekli bir Erdoğan'a zırnık koklatmaz. Zırnık var ya zırnık. Zırnık koklatmaz. Çünkü dilleri yandı. Bunlar büyük kurumlar. Bunlar kökleşmiş, klasikleşmiş kurumlar. Bu IMF dediğimiz kurum 2001 Kemal Derviş programı harika giderken, evet bana göre de harika giderken, Tansu Çiller'in danışmanıydım ama beni tanıyanlar bilirler. Tansu Çiller'e karşı bile o dönemde bilhassa ekonomi yönetimine karşı Doğru Yol Parti'nin ekonomi genel başkanların ekonomiden sorumlu yardımcılarına karşı bayrak açmıştım. Diyordum ki biz
bu programa destek vereceğiz, vermeliyiz. Biz bu programa destek vermezsek meydanlarda 5 Nisan'ı savunamayız. Bu program 5 Nisan programının aynısı. Dinlemediler beni. Tansu Hanım inanıyordu ama uygulayacak konumda değildi canlarım benim. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla, hissedebildiğim kadarıyla IMF, pardon canlarım, IMF 2002-2001 programı 2002'de devlet bahçeden yediği kazığı unutmayacaktır kanaatindeyim. O nedenle kapalı kapılar ardında yapılan bütün görüşmelerde Erdoğan'a gönderilen haber, siz Bahçeli'nin partisine güvenerek bu programı uygulayamazsınız. Demokrasiden vazgeçerseniz de biz bunu ortaklarımıza anlatamayız. Ortakları? Bütün neredeyse gelişmiş ülkeler IMF'nin ortağı. Avrupa Birliği'ndeki bütün ülkeler. Tayland, Malezya falan hepsi, onlar da ortaklar. Filipinler. Evet canlarım. Yani ben Recep Bey'in seçimlerden sonra farklı bir Recep imajı çizeceği kanaatindeyim. Kanaatindeyim. Emin değilim. Abi Recep Bey'le nasıl emin olursun ya? Yani evet, saf taraflarım var ama o kadar değil ya. Kim bakalım şimdi? Salih Hakan Uruk. Abi Anavatan Partisi hala faaliyette. O Anavatan Partisi ama o Anavatan Partisi değil. Asıl Anavatan Partisi ve asıl Doğru Yol Parti Demokrat Parti adı altında, yani daha rahmetli Menderes'in, Celal Bayar'ın Demokrat Partisi adını alarak kullanımı serbest olmuştu. Örgütlendiler. Şu anda Cemal Engin Yurt'un meclis liderliği yaptığı, Gültekin Uysal'ın da genel başkanlığı yaptığı Demokrat Parti, Anavatan Parti ve Doğru Yol Parti'den oluştu. Yani AKP parçalanırsa ne olur derseniz, bu mevcut Anavatan Parti'den hiçbir şey olmaz. Hiçbir cacık olmaz. Bu Demokratik Sol Parti'den de hiçbir cacık olmaz. Doğru Yol Parti var mı bilmiyorum. Ondan da bir cacık olmaz. Açık konuşalım. Demokrat Parti gelişebilir mi? Demokrat Parti çok büyük ihtimalle AKP'nin içinden en azından çok değilse bile bazı milletvekillerini alabilir. Ama AKP paramparça olursa tahminim o ki Davutoğlu ile Ali Babacan ya uzlaşırlar AKP genel başkanlığı konusunda, birinden birini genel başkan yapabilirler. Belki onlar da bir eş genel başkanlık yapabilirler. Ama ben AKP'nin içindekilerden herhangi birisinin Ahmet Davutoğlu ya da Ali Babacan'ı yerini tutabileceği kanaatinde değilim. Şu anda Davutoğlu ve Ali Babacan revaçta değilseler, değersiz olduklarından dolayı değil, partilerin gücü olmadığından dolayı. Türk seçmeni gücü sever. Türk seçmeni geneli güce tapar. Evet, AKP dağıldığında çok büyük ihtimalle AKP'de başbakanlık ya da bakanlık yaptıkları dönemde çok başarılı oldu. Bana göre, bana göre. Siz bana inanmayabilirsiniz, benim gibi düşünmeyebilirsiniz. Derin saygılarım var. Ali Babacan, başarılı bey. Ahmet Davutoğlu başarılı mıydı? Hayır, Ahmet Davutoğlu başarılı. Ama Ahmet Davutoğlu başarılı bir başbakan. Bilhassa Avrupa Birliği ile ilgili Amerika'nın dış politika, başbakanlığı dış politika bana göre yine izleyici sayısı birden yine düştü. Yine mi ses yok? Neyse bakalım. Eren Özkul. Hocam yeniden Refah Partisi adaylarını geri çeker büyük şehirlerde. Bu saatten sonra çekerse yeniden Refah Partisi parti kalmaz. Yani ben öyle görüyorum. Şahin diyor ki IMF ile anlaşma var. Yani IMF ile anlaşma olduğunu biliyor. Ancak IMF ile anlaşma yapamazlarsa ekonomik sorunların zerrece ilgisini çözemezler. Halkın bu sistemi olsa
Nereden sonra